Ormanın Cesur Yüreği Emir Bir zamanlar, uzak bir ormanın kalbinde, Emir adında cesur bir çocuk yaşıyordu. Emir'in bir de abisi vardı, ondan biraz daha büyük ve her zaman Emir'e koruyucu bir gözle bakardı. Emir, annesi, babası, abisi ve bir sürü hayvan arkadaşıyla mutlu bir hayat sürüyordu. Günlerden bir gün, annesi Emir'e ve abisine ormanda kaybolan gizemli bir hazineyi araştırmalarını söyledi. Hayvan dostlarının yardımıyla Emir cesaretini toplayıp bu büyük maceraya atılmaya karar verdi. Emir ve abisi ormana doğru yola çıktılar. Yolda rengarenk kelebekler, şarkı söyleyen kuşlar ve hatta bir grup gülümseyen sincapla karşılaştılar. Orman onların neşesiyle daha da bir canlanmıştı. Emir her yeni adımda daha da cesur hissediyordu. Dere'den geçerken ayaklarının altındaki taşların kaygan olduğunu fark ettiler. Emir, abisinin elini sıkıca tuttu ve birlikte güvende geçtiler. Karşılaştıkları her zorlukta Emir ve abisi birbirlerine destek oluyor, birlikte güç buluyorlardı. Derin ormanda ilerlerken bir yaban arısı sürüsüyle karşı karşıya geldiler. Emir korkmuştu ama abisi ona sakin olması gerektiğini söyleyerek arıları rahatsız etmemeleri için sessizce hareket etmeleri gerektiğini anlattı. Emir, abisinin rehberliğinde sakin bir şekilde hareket etti ve arıları güvenle geçmeyi başardılar. Gün batımına doğru hazineyi bulmanın ipuçlarına rastladılar. Bir ağacın köklerine gizlenmiş eski bir harita buldular. Haritayı dikkatle incelediler ve hazineye giden yolu çözmeye çalıştılar. Emir, abisinin yardımıyla haritayı doğru şekilde okumayı öğrendi ve hazineye giden yolu buldular. Sonunda bir mağaranın ağzına ulaştılar. Mağaranın içi karanlık ve ürkütücü görünüyordu. Abisi Emile cesaret verdi ve ona korkmanın normal olduğunu ancak cesaretin korkuyu yenmek olduğunu söyledi. Emir, abisinin sözlerini dinleyerek derin bir nefes aldı ve mağaraya girdi. Mağaranın içinde yankılanan sesler ve gizemli gölgeler vardı. Emir ve abisi el ele ilerleyerek mağaranın derinliklerine doğru yürüdüler. Sonunda bir ışık huzmesi gördüler ve bu huzme hazineye giden yolu aydınlatıyordu. Emir, abisinin desteğiyle hazineye ulaştı ve onu dışarı çıkardılar. Hazine altın paralar ve değerli taşlarla doluydu. Ancak emir için asıl hazine bu macerada kazandığı cesaret ve abisiyle paylaştığı bağ idi. Ormana döndüklerinde annesi ve babası onları gururla karşıladı. Emir macerasını hayvan arkadaşlarıyla paylaştı ve cesaretiyle onlara ilham oldu. Emir ormanın cesur yüreği olarak bilinmeye başladı. Herkes onun bu macerasını dinledikçe kendi cesaretini hatırlıyor ve zorlukların üstesinden gelmek için cesaret buluyordu. Emir artık sadece bir çocuk değil, aynı zamanda bir kahramandı. Ve böylece Emir'in hikayesi, cesaretin, kardeşliğin ve maceranın bir sembolü olarak ormanın derinliklerinde yankılandı. Herkes Emir gibi cesaretin peşinden gidebileceğini ve korkularının üstesinden gelebileceğini biliyordu. Emir ve abisinin hikayesi, uzun yıllar boyunca ormanın hafızasında yaşayarak gelecek nesillere ilham vermeye devam etti.